They are most important followers. That's why they influence our career. And Hazreti Postin Sesleri Hoca Efendileri, diğer post işimlerin kendileri ya da yakınları hizmet edenler. Yani sen Mevlana var, Tezekim var. Şimdi bu tarikatların özel bir formatı var. Yani mesela bir şeyhe gidip, üstada gidip el öpen, ders alan kimse, ondan belli bir paket program alır. Yani mesela o der ki, işte yalan söylemeyeceksin, içki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın ama bunun yanında işte günde 100 defa la ilahe illallah diyeceksin. If you want to be a private Muslim, you should do something more, something extra. As a normal Muslim person, we only practice about religion, and then what happens? He becomes an extraordinary person. Evet, sıkmayalım arkadaşlar, daha fazla şey yapmak istiyorsanız. Çıkabiliriz. Şimdi dua kısmını yapmak isterseniz. Now we are leaving, just before leaving, if anyone wants to put it down. Before and after? No, just at the time of you put your head, you can wish something. Yeah, and you put wish something, and then you can leave. Go ahead. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Gençlik Eylem 4.3 projesi kapsamında Kars'tayız. Bu proje kapsamında başta kalp sağlığı, sağlıklı yaşam ve spor üzerine bir hafta sürecek olan bir eğitim kursumuz var. Kars Öğretmen Evi'nde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Hırvatistan, Bulgaristan, Litvanya ve İtalya'dan gençler katılıyorlar projemize. Ayrıca bizim kendi ülkemizden, Türkiye'den de katılımcılarımız var. Programın temel amacı başta kültürel etkileşimin sağlanması, farklı kültürlerin, farklı dinlere mensup insanların birbirleriyle iletişime geçmesi, birbirlerini daha yakından tanıması ve bunun yanında da sağlık gibi, herkesi ilgilendiren kalp sağlığı gibi bir konuda daha çok bilincin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılacağı bir program için buradayız. Yaklaşık 4. gün içerisindeyiz. Bu kapsamda protokol ziyaretlerimiz oldu. Artı Kars içerisindeki gezilecek tarihi ve turistik mekanları da geziyoruz. Şu anda programımız bu şekilde ilerliyor. Oruç içlerinde oruç tutanlar olmadı ama oruçla ilgili o kadar çok soru aldık ki hani ve hala sorular devam ediyor. Oruç nasıl olur da gün boyu bu kadar uzun süre bir şey yemeden içmeden kalınabilir? Bunun hikmeti nedir? Nasıl oluyor? Gibi fazlaca oruç üzerine soru geliyor. Çok meraklılar bu konuda. Gelmeden önce orucun Ramazan'ın ne olduğunu az çok genel olarak biliyorlar ama hani hiçbir şey yenmediğini bilmiyorlar mesela. Su az da olsa bir su içilir falan diye düşünüyorlar. Ama buraya gelip gördüler, gerek öğretmen evinde gerekse Kars'taki diğer yerel kişilerin hiçbir şey yiyip içmediğini, Ramazan'ın böyle bir ay olduğunu. Dolayısıyla bizzat yakından görme imkanı yakaladılar. Well, I think that it is very interesting and I'm happy that I have a chance to experience this kind of
of it's a not holiday, but of different religious, different religion and different kind of customs. So it is very interesting, and I think we don't have something like that in Croatia. So it's very different, and I'm very happy that I have chance to see that. Benim için aslında iyi bir şanstı bu. Ramazan ayında Türkiye'de bir projeye katılmış olmak. Çünkü daha önce Hırvatistan'da görmediğim şeyleri burada görüyorum. İnsanların yemek ve içmekten uzak kalıp böyle bir ayı bizzat burada insanlarla birlikte görmek benim için ilk olan bir şey. Hırvatistan'da bu tip bir organizasyonumuz ya da böyle bir dinimizde şey yok. O yüzden ben bir yönüyle kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir şeyi bizzat yaşamaktan dolayı.